Herkese iyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Devrim Atlıyük. Bugün arkadaşım sen kimsin? Ben Davut Tanas. Bugün Davut Tanas'la beraber biz Erzurum'dan Kars'a seyahat ediyoruz. Geçik Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu il yarışmasında Erzurum'u temsil eden birinci olmuştu. Bugün ise ülke yarışmalarına gidiyoruz. Ülke yarışmalarında Kars'a gideceğiz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bakın beraber inşallah. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Yolculuk sırasında arka plan görüntülerini falan göstereceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, şu anda Kars'ta bulunan bir oteldeyiz. Kars Plus Otel. Tabii bu otel 2 kişilik ve 3 kişilik olmak üzere düzenlenmiş. Şu anda aynı odada benimle Davut Tanas arkadaşım kalmaktayız. Bu 3 günlük süreçten hem münazara yarışmalarına katılacağız hem de küçük bir Kars turu atacağız. Ben de Kars'ın daha önce Sarıkamış mevkiine gelmiştim fakat merkezi hiç gezmemiştim. Sevgiler tekrardan arkadaşlar. Şu anda Kars'ın önemli bir tarih alanlarından biri olarak lanse edilen ve kabul edilen Ani Harabeleri'ne geldik. Birazdan içeriği gezeceğiz. Ani Harabeleri tarihi olmasıyla beraber büyük bir turizm akınına da uğrayan mesken mekanlardan. Sevgili arkadaşlar, şu anda Ani Harabeleri'nin olduğu bölümdeyiz, alandayız. Ani Harabeleri'nin tarihine bakacak olursak 960'lı yıllarda Ermeni krallarca yapılmış ve burası bir nevi Ermeni krallarının, Ermenistan alanlarının önemli mevkilerinden biri olmuştur. Akabinde ise ne oldu? Tabi buralar daha sonra Anadolu topraklarının yapılan savaşlarıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı Kars ilinin bir tarih alanı olarak yerleştirildi. Şu anda baktığımızda güçlü de bir ve büyük bir turist heyecanı da var burada. Şimdi bir de yine arkamızı dönecek olursak dikkat ederseniz Diyarbakır'ın az önce belirttiğim üzere tarihi surlarına benzer bir durumda. Fakat burasının Diyarbakır surlarıyla arasındaki biraz farkı, Diyarbakır surları bazalt taşlarıyla yani siyah beyazımsı biçimde yapılırken bu yapılarda baktığımızda daha biraz daha turuncumsu bir renk kullanılmış. Ve tabi bu da alanda bulunan, bölgede bulunan taşlarla yapıldığının da bir göstergesini sembol ediyor. Şimdi yine hızlıca içeri gireceğiz. Sevgili arkadaşlar, şu anda Ani'nin içerisindeyiz. Bu iç kısım. Bura aynı zamanda Arslanlı Kapı da deniyor. Çünkü dış tarafında arslan olduğu için. Parkımda görmüş olduğunuz kapı girişi de yine Ani'nin o tarihsel alanlığına götürüyor. Tabi görmüş olduğunuz üzere biraz restorasyon, biraz değil bayağı bir restorasyon çalışması yapılması lazım ki buranın o tarihsel dokusuna yeniden kavuşabilmesi sağlanabilsin. Bu arka tarafında görmüş olduğunuz kısımsa hani bir nevi surlara benziyor. Ve bu surlar Diyarbakır'ın bu tarihi kalesini de andıran biçimde ve seviyede. Arkamda da duvar var, bu iç kısım. Sonra 964'te Aşot ilk surları çeviriyor. Sonra 3. Semaris geliyor, bunun kardeşi. 2. suru dönüyor. Sonra da hani 1064 yılında fethedildiği zaman Sultan Alparslan hani valisi Ebu Menüçehre burayı teslim ediyor. O da 3. suru geçince arkadaşlar yaklaşık 4 metre genişliğinde 5 metre yüksekliğinde surlar oluşuyor. Bu da Ani'nin fethedilmesini çok zorlaştırıyor. Ani'nin fethedilmesi zorlaşınca Ani halkı bu durumu lehine çevirmeye çalışıyor. Nasıl lehine çeviriyor?
İpek yolunun ilk dinlenme noktası haline gelir. Hani bizdeki kervansaray usulü var ya, ticaretli gelir, hanı hamamı dinleniyor, malını güzelce teslim ediyor. Sonra bir anda ticaret şehrine dönüşür. Ticaret şehrine dönüştükten sonra artık bunun ekmeğini yemeye başlıyorlar. Bunu nasıl ikiye katlayabiliriz diye düşünüyorlar. Din ticaretine başlıyorlar. Ne yapıyorlar? O zamanki mevcut mezheplerin kiliseleri teker teker kurulmaya başlıyor. Şu anda 27 tane içeride tescilli dünya mirası eser var. Ne zaman dünya mirasını 16. listeye girdi? 2016 yılında. Sevgili arkadaşlar, şu anda Aziz Tigran Kilisesi'ndeyiz. Burası Ani'nin bulunduğu alanın en eski yerleşim ve inanç merkezlerinden biri. Tabi Aziz Tigran Kilisesi'nde Hazreti İsa'nın doğumundan ölümüne değin, yani çarmıha gerildiği ana değin birçok husus görüntüsü yer almakta, görmüş olduğunuz üzere. Ve bu görüntülerle beraber Aziz Tigran Kilisesi önemli bir öneme sahip. Tabi restorasyon çalışmalarının da görmüş olduğunuz üzere yapılması gerekilen bir kilise. Şu anda biraz zarar görmüş durumda. Çünkü gençler buraya girip adlarını, suratlarını yazarak tarihe de saygısızlık yapıyor. Sevgili arkadaşlar, şu anda tarihi bir kilisenin bulunduğu alandayız. Tabi burası cami olmuş. Şöyle bir tarihsel serüveni var. 1010 yılında tamamlanan bu kilise çok önemli bir ibadet alanıydı. Ve akabinde Sultan Abbaslan'ın gelip Anadolu'da yaptığı seferler dolayısıyla bu alanın fethedilmesi münasebetiyle buraya Fethiye Camii denilmiş. Hani şu anda adı Fethiye Camii'dir. Yok, 300'ü aşkın müze, aynı zamanda birçok diğer müzelere de indirimli. Sevgili arkadaşlar, şu anda Peynir Müzesi'ne geldik. Kars'ta, Kars merkezi. Peynir Müzesi adı verilen bir yapının içerisine gireceğiz ve bu yapı peynire dair birçok bilgileri, birikimleri bize sunacak. Şurası. Arkadaşlar, şu anda Peynir Müzesi'nin içerisindeyiz. Burada küçük bir Kars coğrafyasının terimleri falan ve metinleri var. Kars'ın bitki örtüsüne dair bilgiler var. Şimdi iç kısımda. Aslında burası daha turuncumsu gözüküyor ama ekranda şu anda beyaz olarak gözüküyor. Aslında beyaz değil, turuncu. Arkadaşlar, şu anda Kars'ın merkezindeyiz ve Kars'ın merkezinde tarihi bir yapı var. Bu Ebul Hasan Harakani'ye mensup bir yapı, cami. Ve buralar, tabii şunu söylemek mümkün, gerçekten müthiş bir görünüme sahip. Tarihi bir açık hava müzesi diyebilirim. Karşı tarafta Diyarbakır'ın iç kalesine benzer bir görünüm var. Oraya gidebilirseniz orayı yansıtacağım gerçekten. Gördüğünüzde Diyarbakır'dır diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, burada tarihi bir kilise var. Tabii şu anda camiye çevrilmiş. Bu kilisenin biraz farklı bir şeyi var, durumu var. Çünkü şöyle, görmüş olduğunuz üzere arkamda bir cami var. Şurada da bir cami var. Güney tarafında da camiler var. Ve ona rağmen bu kilise camiye çevrilmiş. Yani dört tarafı camilere çevri olan bir kilisenin merkezine de bir cami yapmışlar ve bu kiliseyi camiye çevirmişler. Bunu da belirtmek istedim.
Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere arkamda Kars Kalesi var. Kars Kalesi'nin görünümüne baktığınızda aynı ama aynı Diyarbakır'ın o tarihi iç kalesine benzeyen bir görünüme sahip. Yani o yokuş aşağı olan bölgesine tutun da bahçe çalışmalarına kadar şu anda Diyarbakır'da millet bahçesi olarak geçiyor. Yani tıpkı Diyarbakır'ın bulunmuş olduğu kale ve millet bahçesine benzer bir durum söz konusu. İyi arkadaşlar, 3 günlük Kars gezimizin sonuna geldik. Kars gezimiz aynı zamanda münazara yarışmasına, bölge yarışmasına denk gelmişti. Bu yarışmayı düzenleyen Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü bölge yarışmaları kendilerine bağlıydı. Gençlik Spor Bakanlığı'na da ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizim anlatacaklarımız Kars'ta bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bir seyahatimize görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.